Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bu programda daha önce anons ettiğim koronadan sonra dünya ekonomisini, sektörleri, şirketleri neler bekliyor? Hangi sektörlerin yıldızı parlayacak? Hangi sektörlerin yıldızı sönecek? Ekonomik düzen nasıl şekillenecek? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım ama tabii 10-15 dakikalık bir programın içerisine dünya tarihinde eşi benzeri ne rastlanmamış bir krizin sonuçlarını bu kadar kısa süreye sığdırmak takdir edersiniz ki kolay değil. Ancak daha ziyade böyle satır başı tespitler yaparak bu krizin nasıl değişim dinamiklerini harekete geçirdiğini, hızlandırdığını ifade etmeye çalışacağım. Hangi sektörler parlayacak, hangi sektörler sönecek? Aslında krizin özellikle korona salgınının diğer krizlerden hem 1929 büyük buhran hem İkinci Dünya Savaşı sonrası durgunluk dönemi uzun süreli yine 1990'lı yıllarda Uzak Doğu krizi 1970'lerde petrol krizi yine 2001'de İkiz Kulelere Amerika'da uçaklarla yapılan terör saldırıları sonrası Amerika'da patlak veren kriz, 2008'deki mortgage krizi ve bütün dünyayı etkisi altına alan o büyük iflasların yaşandığı krizlerle mukayese bile edilemeyecek kadar insanların psikolojisini, sağlığını, devletleri aynı anda içine kapanmaya, sınır kapılarını havadan, karadan, denizden kapatmaya yönelten, can kaybının buna rağmen engellenemediği, vaka sayılarının 2 milyonu geçtiği ve salgının sebebi olan virüsün, yeni tip koronavirüsün, COVID-19'un ilacının ve aşısının bulunamamış olması şu ana kadar tabii ki çok bu krizi diğer krizlerden ayırt etmemize sebep oluyor. Diğer krizlerde bir yerde bir çöküntü vardı, orada dolduruluyordu ve yola devam ediliyordu ama burada hem üretim çöktü, hem tüketim çöktü, hem finans sektörü, mali sektör, piyasalar çöktü. Hem petrol fiyatları, petrol talebi düştüğü için orası petrol şirketleri, dünyanın en büyük şirketleri şu anda petrole dayalı ekonomiler çok zor durumdalar. Gelir kayıpları ve zararlar oralarda had safhada. Böyle olunca aslında iktisatçılar da bu gidişatı geriden tahlil etmeye, yakalamaya çalışıyor. Ben de sizin için sizden gelen soruları da dikkate alarak bazı sektörlerle ilgili verileri derlemeye çalıştım. Hangi sektörler parlayacak sorusuna cevap vermeden önce hangi eğilim öne çıkacak? 3 temel eğilim öne çıkacak yeni dönemde. Korona salgını bitti dendiği an, salgın artık durdu, insanlar bağışıklık kazandı, hatta aşısı ve ilacı bulundu denildiği andan itibaren dünyada bir iş yapış biçimimiz değişecek. Birinci eğilim, yeni teknolojiler çok daha hızlı benimsenecek. Bu krizden çıkarılan en büyük ders dijitalleşmesini analogdan dijitalleşmeye geçememiş şirketlerin, devletlerin çok geride kaldığını görüyoruz. Yani krize müdahale etmeleri. Türkiye'de bile e-devlet sistemi olmasaydı işte PTT biner liralık yardımların PTT'den dağıtılmaya, şubeleri önünde dağıtılmaya başlandığında nasıl kuyruklar oluştu, sosyal mesafe vesaire hak getire bir anda ortalık ayağa kalktı sosyal medyada ve hükümet dedi ki ben artık bunu şey üzerinden, e-devlet üzerinden, adrese TC kimlik numarası üzerinden göndereceğim ki bunun baştan düşünülmemiş olması da ayrı bir hataydı. Yine serbest küresel tedarik zincirlerinden kaçınılmaz bir geri çekilme yaşanacak. Bunda ne demek istiyoruz? Herkes Çin'e, Uzak Doğu'ya paraları yatırmıştı. Şirketler oradan ithalatın kolaylığını ve cazibesini daha ucuz diye tercih ediyordu. Ama gördük ki bu krizde bütün elmaları Çin sepetine koymak çok da doğru değilmiş. Hatta bu eğilim devletlerde kendi sınırları içerisinde üretim yapmayı, oradan yatırımlarını kendi topraklarına geri taşıyan tesislerini teşvik edici, teşvik politikalarını gündeme getirebilir. Amerika'nın
2016 yılındaki seçimden sonra Başkan Trump'ın bir anlamda korumacılığı ve ticaret savaşlarını başlattığı dönemdeki uygulamalarının Meksika ve Çin'deki üretimlerin bir bölümünü içeriye taşımaları yönünde biraz da çok da serbest piyasanın ruhuyla Reagan dönemindeki o neoliberalizmle çok bağdaşmayan bir tavır da olsa belki de dünyada pek çok ülke Trump'ın izinden gidecek bu konuda. Bunun sonuçları ne olur? Tüketicinin lehine mi olur? Fiyatlar düşer mi? Dünyada enflasyon artar mı? Onu bilmiyoruz. Ama böyle bir eğilim olacak. Çünkü Çin'de üretim durduğu için Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, hatta Amerika'da oradan parçalar gelmediği için üretim durdu. Yine oligopoller artacak. Ne demek oligopollerin artması? Şimdi Amazon'u düşünün, giderek bir deve dönüşüyor. Öyle zincirler var ki şu anda, öyle sektörlerde öyle şirketler var ki sektördeki küçüklerin yok olmasıyla beraber pazar tamamen bu şirketlere kalacak ve yeni oligopoller oluşacak. Yani bir sektörde 2-3 büyüğün, tıpkı petrol üretiminde hani 7 kardeş, 7 kız kardeşler denilen Exxon'ların, Chevron'ların, BP'lerin, Shell'lerin, Royal Dutch'ın olduğu o 7 kız kardeşlerin tek başına dünyanın petrol üretiminin neredeyse %70-80'ini hükmettiği o piyasa burada devam edecek. Başka hangi sektörler parlayacak? Yani krizde korona salgınından sonra bu eğilimle beraber hangi sektörler öne çıkacak? Özellikle genetik, yani bu krizin şu anda korona salgınında gördük ki gen araştırmaları, biyoloji, biyoteknoloji, sağlık, gen bilimi, bu sektörlerde çok ciddi yatırımlar olacak. Hem devletler buraya yatırım yapacak, aşıdan bulaşıcı hastalıklarla ilgili araştırmalar, hem bağımsız kuruluşlar, hem yatırımcı fonlar, hem de devletler, hem de şirketler bu sektörlere daha çok yatırım yapacak. Ve sağlık sistemi, sigorta sistemi baştan sona değişecek. Özellikle çok hani sosyal devlet anlayışının hakim olduğu, sosyal piyasanın yaygın olduğu Avrupa'da belki çok fazla sağlık sisteminde, sigorta sisteminde sosyal sigorta sisteminde değişiklik olmayabilir, ama Amerika'da şunu gördük: kapitalizmin mevcut yapısıyla, yani sigortan varsa tedavi olabilirsin, yoksa ölürsün şeklindeki vahşi bu sağlık sisteminin hem vatandaş nezdinde hem de devlet nezdinde yeniden sorgulandığını görüyoruz. Bu sağlık sistemi baştan sona değişecek. Özellikle bu korona salgınındaki bu acılar dünyada bu kamuoyu baskısını siyasetçilere hissettirecek. Yine blockchain, yani kripto paralar olarak önümüze çıkan bu teknoloji aslında sadece kripto paraları değil, devletlerin güvenlik, sağlık, bu sistemlerin, enerji sistemlerinin, bütün sistemlerin, şirketlerin güvenliğine dönük yeni bir alana dönüşecek. Bu dijitalleşmeyi tamamlama döneminin en önemli unsuru blockchain teknolojisi olacak. Ve burada üniversitelerde, merkez bankalarında kadar bu konu, mesela banknot kullanımı, madeni para kullanımı daha cazibesini daha da kaybedecek. Bu biraz 20. yüzyılın başına doğru kağıt para kullanımının yaygınlaşması dönemindeki gibi, daha önce gümüş, altın sikkelerin kullanıldığı bir dünyada banknota nasıl geçildiyse, koronavirüs aslında geleceği bugüne getirdi. Yani gelecek 10 yılda, 20 yılda insanlığın kat edeceği mesafeyi biz koronada insanlar öyle ders aldı ki artık bu teknoloji konusunda muhafazakar olan, direnci olan şirketlerin ve devletlerin bile olabildiğince hızlandığını göreceğiz. Merkez bankaları ya bu kripto para işine kendileri girecekler, ya da bu mevcut piyasadaki Bitcoin'leri, Ethereum'ları, diğerlerini lisanslandırarak bir yol bulacaklar. Yoksa burada da vergi mükellefleri, insanlar diyecek ki artık yeter, yani buna bir çözüm bulun. Yine kripto para teknolojisinin dışında özellikle e-ticaret uygulamaları. Yani Amazon şu anda 75 bin kişiyi daha işe alıyor. 100 bin kişiyi almıştı, yine yetmiyor. Alibaba, eBay, buralarda artık şu anda
bu ticaretin özellikle kurallı dış ticaret, Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği kurallara, işte Avrupa Birliği'nin belirlediği, kendi bölgesinin belirlediği kurallara tabi olan ticaretin daha bunun dışına bir entropiye doğru gidildiğini, bir illegalitenin de burada artık bu e-ticaret uygulamaları sayesinde daha da giderek aslında firma ile doğrudan tüketicinin aracıları devre dışı bırakarak bu platformlar üzerinden öne çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla bu tür uygulamalara dönük çalışmalar, e-ticaret uygulamalarına kafa yoran mühendislerin, yazılımcıların önünün açılacağını, parlayacağını görüyoruz. Yine ortak kullanım, paylaşım ekonomisi. 2008 krizinden sonra işsiz kalan bankacılar yüksek kira ödediği evinin bir odasını paylaşmaya başlayarak Airbnb'nin önünü açmıştı. Yine arabasını aynı güzergahta giden insanlara açma imkanı veren Uber uygulamasının başlangıcı da böyleydi. Bakın şimdi şirketler neyi fark etti bu krizde? Bir baktılar ki Allah Allah ya ofisler boş. Uzaktan Zoom ve Hangouts üzerinden toplantılar yapılıyor kameralarla, video konferanslar. Devletler bile böyle idare ediliyor. Ofis kavramı değişecek, iş yeri kavramı değişecek, mağaza kavramı değişecek. Dolayısıyla yeni dönemde bu uygulamalara dönük hem mühendislik hem yazılım hem bunların pazarlama tarafı çok güçlenecek. Biyo organik tarım, gıda, hayvancılık, yani yine parlayacak sektörlerden biri de bunlar olacak. Şu anda deterjan satıyorsanız, sağlık malzemesi satıyorsanız, hijyen malzemesi, kişisel temizlik malzemesi, şu an dünyada tuvalet kağıdı ve kağıt havlu yok satıyor, kara borsaya düştü. Dolayısıyla bu sektörler yine parlamaya devam edecek. Hatta yeni dönemde hijyen bir saplantıya da dönüşebilir insanların sokakta yürürken, toplu taşımayı kullanırken, bir iş yerinde çalışırken bu temas daha da azalacak. Dolayısıyla bu ofis kavramıyla beraber bunlar da değişecek. Yine uzaktan ödeme sistemleri, bağışıklık sistemi üzerine araştırmalar, aşı, ilaç bunlar üzerine çok ciddi yatırımlar olacak. Bir de yıldızı sönecek sektörler var tabii. Yani yıldızı sönecek sektörlerin başında turizmin mevcut turizm modeli. Yani otel, açık büfe, plaj. Bu artık insanlar en azından salgın bitse bile bu salgından birkaç yıl içinde geçmeden üzerinden bu toplu tatil yerlerini tercih etmeyecekler. O yüzden turizm ve restoranlardaki çöküş gerçekten çok dramatik olacak. Oteller, havayolu şirketleri, bunlara altyapı servis sağlayan şirketler, dizel benzinli otomobiller, şube bankacılığı, banknot ve madeni para, alışveriş merkezleri, bütün bunların bu ezberlerin bozulduğunu göreceğiz. Virüs 6 ay bu salgın devam etsin, Türkiye ekonomisi %20, 1 yıl sürerse %38 küçülecek. TEPAV'ın bir araştırmasıydı bu. Kayıp sektörlere göre rakamları bakın sizlerle paylaşıyorum. Tüm yatırım harcamaları %70 azalacak. Ulaştırmada %65. Mobilyada ev ekipmanları ile ev bakım ve onarımında %50. Giyim ve ayakkabıda %40. Alkollü içkiler ve tütünde %15. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %5 daralma olacak. Dikkat ederseniz gıda ve alkolsüz içecekler bu krizde en az daralan sektör. Yani önceki yıllara göre daralsa bile aslında diğer sektörlerle mukayese ettiğinde aslında ayakta kaldığını görüyoruz. İhracat %42, ithalat %39 seviyesinde azalacak. Dünyada ülkeler milli gelirinin %50'sini kaybedebiliriz noktasında olan ülkeler var. Yine huzursuz tüketiciler, verimliliği engelleyen bir dur kalk ritmi ve zor yeni sağlık protokolleri, kilitlenmeler krizden çıkışı tehlikeli ve zor olacağını gösteriyor. Yani hiç kimse, çünkü sadece bir devletin kararı değil, devletten devlet, hatta federal olan eyaletlerle yönetilen ülkelerde eyaletlerin de meclislerinin bu konuda onayları, farklı uygulamalar söz konusu olacak. Dolayısıyla bir anda öyle akşamdan sabaha bütün dünya bu krizden çıkamayacak. Krizin önceki yıllarda 6 ay ile 18 ay arasında değişen bir periyod olduğunu ifade etmiştim daha önce bir videoda.
kriz 3 yıl sürebilir videosunda. Şimdi bu krizin bu yüzden normal bir krizde bile bu 6 ayla 18 ay arasında değiştiğine göre burada 1,5 yılla 3 yıl arasında değişen bir periyottan bahsediliyor ki yani restorandaysanız restoranınızda acaba maske, bir takım koruyucu maddeler, hijyene dönük bir şeyler satabilir misiniz? Ya da insanları böyle birbirine çok az temas edecek şekilde yeni bir restoran tasarımı yaparsınız? Paket servise mi ağırlık verirsiniz bilemiyorum ama insanların psikolojisi, sosyoloji, kamu diplomasisi hepsi, kamunun işleyişi, şirketlerin işleyişi, ticaret yapış biçimlerimiz hepsi değişeceği için bu değişime ayak uydurmanın en önemli altyapısı dijitalleşme, mobilizasyon. Teknolojiye yatırım yapan devletler, yatırım yapan şirketler bu krizden güçlenerek çıkacak. Geri kalanlar 5G değil 4G altyapısını bile, hızlı internet altyapısını, ADSL, fiber optik bunları yapamayanlar maalesef burada daha da geriye kalacaklar. Dediğim gibi geleceği bugüne getiren bir kriz bu. Artık beyaz yakalı, mavi yakalı ayrımı olmayacak. Analog ve dijital ayrımı olacak. Yani eğer hala analogda kalmışsa, hala sadece ben editörüm, gazete haber yazarım, ben sadece televizyon genel müdürüyüm ya da ben sadece mühendisim, sadece işçiyim, sadece hamur yaparım, hamur yoğururum, ekmeğin satışından anlamam diyenler için yeni dönem çok zor geçecek. Dolayısıyla çok boyutlu disiplinler arası geçiş, yan dalları olan meslekler ve daha az çalışanla daha çok robotların, yazılımın, yapay zekanın devreye girdiği bir dünyaya gidiyoruz. Geleceğe hoş geldiniz. Bu şekilde özetlemiş olalım. Neler olabilire dair bir beyin jimnastiği olsun bu bizim için. İlerledikçe bunun üzerine yeni bilgiler ekleyelim. Yeni mecralardan biri de YouTube ve burada biz de artık desteğinize daha da yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Abone olmadıysanız abone olun. Bildirim zilini açın. Dostlarınıza tavsiye edin lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.